TV'den kuş bakış programında birlikteyiz. Programımızda olaylara bilimsel, aktüel özelliklerini kaybetmeden ve halk diliyle konuşmaya, incelemeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Geçen günü arabamın yağ değişimi için sanayi çarşısına gitmiştim. Sanayide yağ değişimi esnasında beni tanıyanlardan orta yaşlarda bir arkadaş geldi. Bana dedi ki, ya programınızı izliyorum, şu bir iki mesele konusunda çok merak ediyoruz, görüşünüz nedir diye benimle bir sohbete başlamıştı. Önce birincisi şunu söyledi, benim sizden dedi haber almamın en önemli sebebi, yaptığınız programlarda Aydın Belediyesi'nin adalara dedi sefer yapma konusuydu dedi. Bir gün sabahleyin uyandık, baktık ki Aydın'ın her tarafında Yunan adalarına belediye otobüslerinin, yani deniz otobüslerinin gittiğine dair tabelalar gördük ve şaşırdık. Ben bir göçmen çocuğuyum, bayağı da heyecanlandım, hani belki giderim falan diye. Ama maalesef olmadı. Daha sonra bu sezlenişimi arkadaşlarımla paylaşırken sizden bahsettiler ve programınızı izledim ve dehşete düştüm. Ve o günden beri sizi takip ediyorum. Fikirlerinizi öğrenmek bizim için çok önemli. O nedenle size dedi şu konuda dedi bir iki sualim olacak, müsaade eder misiniz? Tabii buyur dedim, nasıl olsa dedim zamanımız var. Bu hadise USAŞ terörünün hemen birkaç sonrası. Bana dedi ki ya bu terör ne olacak, terör işi? Ben doğdum doğalı, terör bitmiyor. Adeta her günümüzü alıyor, psikolojimiz bozuldu. Bunun sonu nereye varır? Bunun bir açıklaması var mı, yok mu? Biz kime inanacağız? Yani politikacılar olsun, ilim adamları olsun, hepsinin anlattıkları sanki masal gibi geliyor. Siz bu konuda ne görüşünüz nedir, ne düşünüyorsunuz diye bir sohbet etti. Ben de kendisine dedim ki yani bu konuyu yılları alan ve dünyanın her yerinde olan bu tür hastalığı dedim ben nasıl tarif edeyim sana? Bu devam eder. Dedi ki yani ömür boyu mu sürecek? Evet dedim, ömür boyu sürer. Nasıl sürer? Bak dedim kardeşim, insan vücudunda, bağırsaklarında hem zararlı bakteriler var hem faydalı bakteriler var. Bu bakterilerin sayısal üstünlüğü bağırsağı hangisini ele geçireceğini belli ediyor. Eğer zararlı bakteriler ele geçirse bağırsağı hastalıklar oluyor. Eğer iyi bakteriler hakimse zararlı bakterilerin esamesi okunmuyor, bir zararı dokunmuyor. Bu anarşi meselesinde böyle düşünün dedim. Valla bu şekilde konuşmamız bitmişti. Daha sonra izleyicilerimizden de gelen talepler üzerine başvurular ve katılımlar ile bugün terör meselesini bir analiz edelim. Nasıl bakmamız lazım geldiğini. Bu işin apolitik, yani politike alet edilmeden, propaganda olmadan yalın ve bilimsel meselesini kuş bakışı bir açılımla değerlendirelim arzu ediyorum. O nedenle önce terör nedir tabirine bakmamız lazım. Şimdi terör bir kere yapısı itibariyle zora dayanan, yani bir güç var elinizde. Bu güç silahlı güç olabilir veya farklı bir güç olabilir. Bunu iktidara, yani muktedir olan yönetime zorla kabul etme şeklinde tanımlayabiliriz. Yani burada bir şiddet ve sistematik zorlama söz konusu. Böyle olduğu zaman buna terör diye tanımlamak mümkündür. Ama yani esas mesele burada iktidara karşı olan hareket olarak ortaya çıkmıştır. Yani bu daha önceleri buna tetiş diyorlardı bizim Arapça tabirle, yani anarşi de deniyordu. Artık son uluslararası bir tabir olarak terör kelimesi kullanılmaya başlandı. Yani bunun ana unsuru sistematik olması, şiddetle bir fikri kabul ettirmesi lazım. Şimdi şiddet kelimesine baktığımız zaman silahlı propaganda, silahlı adam öldürme, yıldırma, bir bölgeye ele geçirme, düzene yani yönetime karşı isyan meselesi çok önemli. Bu bir başkaldırı, bir isyan.
İşte buna biz bu vasıtayı kullanmak suretiyle hedefe ulaşma gayretlerine biz terör olarak tanımlıyoruz. Ancak daha sonraları bu terörün anlamı daraltıldı mı diyelim, yoksa sulandırıldı mı diyelim, artık onu biraz sizin takdirinize bırakalım. Mesela bir trafik kazası oluyor, trafik terörü deniyor. Veyahut da bir gıda terörü deniyor. Veyahut işte en son aktüel bir hadise, bebeklerin vahim bir şekilde katledilmesi diyelim biz onlara, o tabiri kullanalım. İşte diyorlar ki doktor terörü, bebek terörü. Yani bu terör kelimesini bu kadar basitleştirmek doğru mu değil mi, bunu inceleyeceğiz. Şimdi burada esas önemli olan terör meselesine bir başkaldırı, isyan, yıldırma olacak. Ve terörde de aranan unsur şiddettir. Ancak bunu milli ve ulusal sınırlar içerisinde kabul etmek yeterli değil. Uluslararası düzlemde de bunun kabul görmesi lazım. Eğer uluslararası düzlemde terör örgütü olarak görülmez ise bu tür başkaldırılar, isyanlar veya faaliyetler, onun sadece ulusal sınırlar içerisinde geçerli olduğundan bahsedebiliriz. Nitekim en klasik örneği, Türkiye'nin yaşadığı bir örnek, dünyaya da örnek olsun. Mesela PKK uluslararası düzeyde terör örgütü olarak kabul edildi. Ve o bakımdan Türkiye kendi sınırları dışında da olsa meşru bir hak olaraktan terörle mücadele konusunda PKK'ya karşı operasyonlar yapabiliyor. Ancak mesela FETÖ konusunda uluslararası dünya, öyle diyelim, FETÖ'yü bir terör örgütü olarak kabul etmedi. Etmediği için de suçların iadesi veya da hukuki müeyyideler geçersiz oluyor. O nedenle terör örgütlerinin uluslararası düzeyde de kabul edilmesi lazım. Tabii biraz sonra da konuşuruz. Terörün kimler tarafından desteklendiği ve ne maksat kullandığını bakarsak, niye terör örgütü olduğu veya olmadığı konusunda kabul şartlarını o zaman daha iyi anlamış olacağız. Dolayısıyla terör bir ülke halkını yıldırma, bezdirme, devletle, yani devlet otoritesini arasını açma, memleketin yönetimini esas alan kanunlarla, normlarla uygulanamaz hale getirme, yani bir anomi, bir anarşi ortamı yaratma gayesine güder. Yani bu korkutma, işte can ve mala zarar verme, her türlü hürriyeti tahdit etme, kısıtlama gibi her türlü yola başvurma, efendim zorla para toplama, mallarına el koyma, yani aklınıza gelebilecek olan yasa dışı veya da kanunların dışında sapmalar olan bir eylemler bütünüdür. Şimdi bu terör sadece Türkiye'nin başına mı dert, başka yerde yok mu? Gerçekten yani tarih seyri içine bakarsak bizim tarihimiz bir yerde terörler, isyanlar tarihine paralel giden bir tarih olabilir. Yani bunu maalesef belki de bunun sonucunda bu toplumu dinamik tutuyor, diri tutuyor, böyle bir takım sosyolojik olgular olabilir. Ama Türklerin isyanları ve isyana muhatap olmaları çok fazladır. Yani tarihi. Mesela bir Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Avrupa ülkelerinde bu kadar yoğun değildir. Benim şahsi kanaatim, terörün çok olması etnik ve mezhepsel yaklaşımların, yani karışımların, birlikteliğin yoğun olduğu bölgelerde hakimiyeti ele geçirmek için, iktidarı ele geçirmek için yapılan siyasal mücadelenin silahlı veyahut da propaganda şeklindeki halidir. Ne kadar çok etnik veyahut da mezhep veya din farklılığı bir arada yaşıyorsa oralarda iktidar ele geçirme mücadelesi kavgaya, savaşa dönüşüyor ve burada iktidarı ele geçirmek için başvurulan yollardan bir tanesi olarak da terör seçiliyor, tespiti. Dolayısıyla hani tabii demokrasinin olmadığı çağlarda düşünürseniz bu şekilde süre gelmiştir.
Şimdi eskiden mesela terör kelimesi son zamanlarda çıkan, belki de son 30-40 senedir ortaya çıkan bir tanım. Daha önce bunlara başkaldırı, isyan kelimesi veyahut da işte Arapçası kıyam deniliyordu. Dolayısıyla yani bugünkü terör manasını kullanacak olursak tarihte bunu bu şekilde yönlendirebiliriz. Tabii o zamanki öldürme metotlarıyla şimdiki öldürme metotları çok farklı. Ancak birbirine paralel olan canlı bomba meselesi hala aynı düzlemde devam ediyor. Yani o zaman hançerle fedailer vardı, öldürenler. Öleceklerini bile bile bu eylemi yapardı. Bugün de canlı bombalar kendilerine feda etmiş oluyorlar. Şimdi maksat iktidarı ele geçirmek veya iktidarla pazarlığa oturup hak almak ve bu işte de işte cana mala kastederekten şiddet yoluyla hareket etme. Terör bu. Ancak terörü bir gıdanın, gıda terörü efendim, şimdi de yeni çıktı tabii haklı olarak da dijital terör ki çok önemli. Burada da bir her ne kadar silahlı bir tetiş, korkutma, yıldırma gibi olmasa da bir mala zarar verme var, yıldırma var, kanunlarla, normlarla vatandaşın arasını açma eylemi var, propaganda var. Dolayısıyla bunları da bir tetiş hareketi olaraktan, anarşi olaraktan kabul edebiliriz. Nitekim işte mesela dijital saldırılar, değil mi? Dijital saldırılar zarar veriyor. Uçaklar uçamıyor veyahut da işte farklı şeyler. Mesela İsrail'in Lübnan'daki bu çağrı cihazlarına yaptığı saldırıyla, değil mi? 2000'e yakın bir saldırıymış bu. Ölenler oldu, yaralananlar oldu, değil mi? Bilgisayar vasıtasıyla. Dolayısıyla bu da bir terörün çeşidi. Fakat esas en çok bu terör kelimesini basite indirgeyip de biraz daha sulandırma meselesi, işte bu trafik terörü veyahut da gıda terörü meselesi var. Bunun üzerine de bir duralım. Şimdi bunların nasıl önleneceği konusunda kanaatimiz belirtmeden önce niye böyle bir terörle bunu milleti korkutuyorlar? Yani şimdi kalkalım firmanın biri veya adamın birisi yaptığı malzemenin içine efendim, uygunsuz yönetmelik dışı veyahut da işte reçete dışı bir katkı maddesi sürüyor, menfaat temin ediyor. Bunun terör kabul edilir mi, edilmez mi? Bu bence tartışmalı. Yani buna terör demek biraz doğru değil. Çünkü burada hükümete veya muktedir iktidara karşı bir başkaldırı yok. Burada aleni dolandırıcılık var. Yani vatandaşın, başkalarının hulus ve saffetinden istifade ederekten menfaat temin etmek var. Kanunun tarifi böyle. Şimdi siz mesela işte en son aktüel bir mesele, toz biberin içine boya katmışlar, gıda boyası, satmışlar, yakalanmış. Şimdi bunun terörle ne ilgisi var? Bu tamamen işte malı başkalaştırmak, menfaat temin etmek için yapılmış olan bir makyaj. Öyle ki gıda maddesi, gıda boyası da zararlı değil. Ha biz bunları savunuyor değiliz, müdafaa da ediyor değiliz. Ancak böyle milletin kafasında bu işin vehametini terör seviyesine çıkarmanın yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani adamın birisi, af buyurun, sucuğun içine efendim başka bir hayvan eti karıştırmış, satmış. Bunun bir terörle ne ilgisi var? Bunu büyütüyorlar, ediyorlar. Bu sefer gerçek terörün değerini, kıymetini, tehlikesini basite indirip azaltıyorlar. Bu basının veyahut da algı yaratmak isteyen toplum mühendislerinin, propagandistlerinin veyahut da konuşmacıların bilerek veya bilmeyerek, orasını bilemeyiz, yaptıkları bu uygulamayı yanlış ve zararlı buluyorum. Terör terördür. İktidara karşı, muktedir düzene karşı yapılır. Adamın birisi efendim sucuğun içine falanca domuz eti katmış, ötekisi gıda boyası katmış. Bunları terör olarak söylemek gerçek manayı saptırmak olur. Şimdi bu yeni bir şey değil ki. Eskiden de var. Mesela bir anekdot, tarihi bir şey anlatayım ona. Osmanlı'da olan hadise, uygulama farklı. Bugünkü uygulama farklı. Ne yapmışlar? Bizde şimdi bugün böyle hileli mal satanlara terörist muamelesi yapılmıyor. Para cezası veriliyor veya iş yeri kapatılıyor.
Daha vahim, ölümlü meseleler olduğu zaman adli kolluk devreye giriyor. İşte süreç devam ediyor. Ancak geçmişte nasıl oluyormuş? Mesela Osmanlı'dan iki tane örnek vereyim. Benim çok hoşuma gider bu. Ve de çok ibret alıcı bir husustur. İstanbul'da Samatya'da Etyemez diye bir bölge vardır. Bu bölgede eskiden beri genellikle gayrimüslimler oturur. Yani Museviler var, Ermeniler, Rumların olduğu bir köy orası. Samatya eskiden sur içinde olan en son köydür. Yani surlara yakın olan bir köydür. İşte o Yedi Kule'nin alt tarafları falan. O tarihte orada bakkallık yapan bir Musevi vatandaş kaşarının içine patates, kaynamış patates karıştırmış peynirin içine, öyle satıyormuş. Daha sonra bunu o zamanın artık subaşıları diyelim, hani yeniçeriler diyelim daha iyi anlaşılsın. Bunu yakalıyorlar ve kapısında, bakkal dükkanının kapısında falakaya yatırıyorlar. Diyorlar ki zinhar bir daha yapma, yaparsan kelleni alırız. Fakat o zamanki iletişim ağları olmadığı için olay kapanıyor, gidiyor. Fakat huyluyundan vazgeçer mi? Aynı şahıs bu sefer gene kaşarın içine patates ilave yapıp satmaya bakınca yakalanıyor gene. Bu sefer bunu kellesine uçurma kararı veriyorlar. Ve Şeyhülislam da karar çıkarıyor. Adamın kafası uçuruluyor, dükkanı da kapatılıyor. Bu Etyemez'deki meşhur tarihi hadisedir bu, yaşanmış. Mesela o zamanki uygulamanın şiddetini, sertliğine bakın. Şimdikiyle bir mukayese yaparsanız, yani cezaların caydırıcılığına örnek olsun diye böyle bir uygulama yapıyorlar. Ama o zamanki telakkiyle, anlayışla şimdiki anlayışın da farklılığını anlatan bir başka örnek daha vereyim. Yeniçeriler bir gün bahçede Sultanahmet tarafında o sırtında şerbet satan şerbetçiler vardır. Hala da bugün de var, devam eder. Orada şerbet satan birini yakalarlar. Adam bakıyorlar ki yaz günü buz gibi şerbet satıyor. Buzdolabı yok. Buz nereden geliyor? Yeniçeriler diyorlar ki sen ne yaptın, hile yaptın da bu suyu buz gibi yaptın. Bu yanlış. Sana ceza vereceğiz biz. O da verirsiniz, vermezsiniz. Meğerse adam o tarihte Uludağ'dan kar getiriyormuş. Burada çuvalların içinde samanlarla beraber. Onu da şerbet yapıp yaz günü sıcakta soğuk olarak satıyormuş. Bugün hala yok mu? Var. İşte Aydın, Denizli civarında olan kar helvası meselesi o zaman. Şimdi Yeniçeriler bunu anlamaz, bilmiyorlar. İşte hileli mal satıyor diye konu Şeyhülislam'a gidiyor. Şeyhülislam da diyor ki ya bu fetva veremeyiz biz buna. Evet yaptığı şey hileli ama zararlı değil, faydalı. Ne yapalım, ne edelim? Konu sadrazama gidiyor, nihayet padişaha gidiyor. Padişah da, hangi padişahı şimdi hatırlamıyorum ama ya, herhalde akıllı bir adam. Diyor ki, ya diyor, bu adam bu yaz gününde soğuk bir şerbet satıyorsa bunda bir marifet var, hüner var. Siz bu adamı niye ceza veriyorsunuz diyor. Çıkarın huzura diyorlar. Padişahın huzuruna çıkıyor. Diyor sen bunu nasıl yapıyorsun? Adam anlatıyor işte Uludağ'da kışın diyor kar denkliyorum. Yazın bunları Bursa'ya satıyorum. Bursa'da satan çok olduğu için ben de İstanbul'a getirmeyi düşündüm. Ve İstanbul'a getirdim. İstanbul'da satıyorum deyince padişah diyor aferin ya diyor. Sen diyor kabiliyetli bir adamsın. Senin diyor saraya diyor şerbetçi başı yaptım diyor. Bundan sonra da aynı işe devam et diyor. Bu şerbetçi başı olayından sonra hatta bunun soyu hala devam ediyor. İstanbul'da Şerbetçioğulları diye ailedir. Ben bunu kendilerinden birinden dinlemiştim bu hadiseyi. Şimdi bazı meseleleri değerlendirirken, bakarken tarihte nasıl olmuş, şimdi nasıl olmuş, bu sosyal değişim nasıl olmuş, buna da bir bakmak lazım esasında. İşte bugünkü algı farklı, o günkü algı farklı. Dün yasak olan bugün serbest, bugün serbest olan o gün yasak. Bu toplumun ihtiyaçlarına göre olan konudur. Şimdi böyle bir hadiseyi kalkıp da gıda terörü diye sunmak, ben bunu uygun görmüyorum. En azından terör kelimesini hafifletmek
ve sulandırmak olarak mütalaa ediyorum. Aynı şekilde de işte trafik terörü. Tamam, adamın freni patlıyor. İşte daha bugün olmuş bir hadise. 5-6 tane arabayı önüne takıyor, gidiyor. Bu terör değil ki, bu istemli olan bir şey değil. Trafik kazası. Yani buradaki terörün tanımına uygun olması uygun bir şey değil. Yani böyle her iş önüne gelene terör diye olur mu? Şimdi bebeklerin durumunu düşünün. Yani akıl alacak gibi değil. Bebeklerin efendim öldürüyorlar. İşte kanlarını satıyorlarmış. Bilmem işte bir şeyler yapıyorlarmış. Ve devleti de soyuyorlar, ediyorlar. Bu devlete bir başkaldırı, düzene bir başkaldırı değil. Bu bir menfaat çetesi. Organize suç çetesi. Bunun terörle ilgisi yok. Şimdi basında veyahut da konuşanlar, yazılı olsun sözlü basında, terör sağ işte bebek teröristleri şu değil bunlar, bunları ha şimdi bir silahsız terör var, bunu kabul edelim. Yani işte mesela siber terör bu yaşandı, biliyoruz. Onun içinde mesela siber terör, şifreler konuyor, işte bankalarda yapılan kasa boşaltmaları, hesaplarda oynama işleri, işte linkler ataraktan tuzağa düşürmek için. Onun için işte koruyucu bariyerler konuyor, ediyor. Bu da kendi çapında bir uygulama. Evet, böyle bir saldırı oluyor mu? Oluyor. Buna terör denebilir mi? Denir. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat bir de esasında en şey silahsız terör diyebileceğimiz bir terör var ki işte işin püf noktası burası. Çünkü silahlı terörü görüyorsun. Adam elinde silah, bomba. Saldırıyor, adam öldürüyor, mala cana zarar veriyor. Bunu görüyorsun ama silahsız terörü göremiyorsun. Bunu nasıl mütalaa etmek lazım? Şimdi silahsız terör tabirini pek kullanılmıyor ama ben çok seviyorum bu tabiri, silahsız terör. Şimdi mesela tehdit ederekten, telefondan tehdit ediyor. Veyahut da işte yağma yapmak için, malın üzerine konmak için santajlar yapılıyor oradan. Ondan mesela bunlar böyle ihale işlerinde birçok oluyor. İhaleye fesat karıştırma içerisinde veyahut da uluslararası kaçakçılık meselesi. Mesela buralarda bir tehdit hareketi, silah terörü yok ama bir topluma zarar veren, kanunlara, normlara karşı çıkan bir yapı söz konusu. Yani bir mevcut düzene karşı bir yapı terör konusu. Şimdi bunun siyasal yansımasını baktığımız zaman en önemli, en dirije örnekler dini cemaatler tarafından yapılan bir hareket olarak mütalaa edebiliriz. İşte en barizi FETÖ. FETÖ. Şimdi dünya listesinde din eksenli, mezhep eksenli hatta tarikat eksenli terör örgütü olarak kabul edilmiş uluslararası yapılar var. İşte Afrika'da Boko Haram mıdır, Haram mıdır nedir onlar var. Ondan sonra ve işte Eritre'de var. Dünyanın birçok bölgelerinde böyle iktidarı ele geçirmek için silahlı eylem yapanlar var. Orta Doğu'da çok var. Çünkü Orta Doğu hem etnik hem de mezhep ve din karmaşasının geçirgenliği olan iç içe geçmiş bir coğrafya. Burada iktidarı ele geçirmek üzere yapılan mücadelenin silahlı veya silahsız dönüşümü oluyor. İşte mesela İsrail'in kurulmasından sonra hızlandı. Ne işgal edilen toprakları kurtarmak için kurulan örgütler. İşte Filistin Kurtuluş Örgütü, işte şimdi ondan sonra Hizbullah, işte Hamas gibi örgütler. Bunlar tabii batılı emperyalistlerin, Siyonist dünyanın, efendim Hristiyan Haçlı takımlarının işine gelmediği için bunları hemen terör örgütü olarak kabul ettiler. Mesela IŞİD başlı başına bir terör örgütüdür. Bunda hiç şüphe yok. Buna tereddüt yok. Tanıma uygun. Ama şimdi işgal edilmiş arazilerin topraklarını kurtarmak üzere hareket edenlere terör örgütü denir mi denmez mi? Bu tartışmalıdır. O görüşte var, bu görüşte var. Çünkü mesela bir eski Filistin devleti var. Filistin devleti işgal ediliyor ve ona karşı bir hareket var. Ama hiçbir devleti olmadan bir belli etnik bir hareket olarak veya da bir mezhep, bir din kuruluşu olaraktan hareket etseydi o zaman terör örgütü olurdu. O nedenle Batı işine geldiği gibi
nasıl kamuoyunu ve dünyayı empoze etmek istediyor ise o şekilde bir karar alıyor. Ama bugün dört dörtlük bir efendim terör örgütü olan FETÖ'ye maalesef Batı bir terör örgütü olaraktan kabul etmiyor. Yani FETÖ'nün terör örgütü olması için, kabul edilmesi için Batı'nın daha ne yapılması lazım, ne yapması lazım? Yani meclisini bombalayan, kendi askerlerini, o devleti ele geçirmeye çalışan, efendim silahlı bir kalkışma yapmış, efendim isyan başlatmış. E peki daha ne yapsın, niye kabul etmiyorlar? Çünkü arkasında kendileri var. Artık görülmüştür ki bütün bu tür terör hadiselerinin arkasında bir siyasi güç olduğunu söylemek mümkündür. Bunların arkasında, siyasi güçlerin arkasında bir efendim devlet veya devletler grubu veyahut da bir ittifaklar grubu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bugün mesela Amerika'nın YPG planında yaptığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki yapıda açık açık bu fotoğraf görülüyor. Yani orada bir terör örgütünü dizayn edip orada hakim kılmak için açık açık destekliyorlar. Nitekim İsrail'in de PKK'yı desteklediğini biliyoruz. İşte başka devletler rakip gördükleri veya rekabet içinde oldukları devletlere karşı isyan başlatmak, orayı yıpratmak, sonunda kendisine tabi kılmak veya işgal etmek maksadıyla bu tür terör örgütlerini kullanıyorlar. E şimdi bu terörün efendim tarihine baktığınız zaman birçokları sanki bunu haşhaşilerin yaptığını söylüyorlar ama ben o kanaatte değilim. Haşhaşilerden daha evvel de var bu. Yani tarih okumalarına baktığımız zaman evet Hasan Sabbah'ın çok güçlü bir teşkilatı var. Yani Selçuklu'nun yıkımına sebep olmuştur. Yani bu gerçekten de ilk terör örgütüdür. Şimdi Nizami Mülk ölünce Selçuklu çok büyük bir efendim idari boşluğa düştü ve çöküşe geçti. Dolayısıyla yani Hasan Sabbah'ın teşkilatının gücü ve kuvveti bu şekilde. Yani bunda bir tereddüt yok. Fakat ondan önce var mıydı, yok muydu? Benim kanaatimce vardı. Vardı. Yani şimdi mesela Halife Osman'ın bıçaklanarak öldürülmesi bir anarşi, bir tehdit hareketi değil mi? Çünkü neden? İktidarı ele geçirmek istiyorsun ve iktidara başkaldırıyorsun. Yani bu tanıma uygun bir şekilde. Aynı şekilde Hazreti Ali'nin de durumu öyledir. O da bir tehdit ve anarşi hareketi. Demek Hasan Sabbah'tan önce de bu tür tehdit hareketleri, terör hareketleri varmış. Var kabul edilmesi lazım. Çünkü bir sıradan bir cinayet meselesi değil. Devletin halifesi, devletin başkanına suikast uygulanıyor. Böylelikle devleti ele geçirme eylemi, gücü, yani bir iktidar ele geçirme gücü efendim elde edilmiş oluyor. Nitekim de bu cinayetlerden sonra da iktidar değişmiş olur. Yani halife değişmiş oluyor. Şimdi bakarsanız yani bu olayı destekleyecek bir şekilde Hazreti Ali'nin yani Osman, Halife Osman'ın öldürülmesi, yani bir anarşi, bir terör vasıtasıyla öldürülmesinden sonra kabileler arası çatışmaların başladığını biliyoruz. Ali'nin efendim Haşimoğullarından olması, Osman'ın da efendim Haşimoğullarından değil, Ümeyyeoğullarından olması, iki ayrı kabile bunlar, olması aralarındaki sürtüşmeyi arttırdı, çekişmeyi arttırdı. Bu sefer Ümeyyeoğulları, halife bizdendi, Osman'dı, niye tekrar Haşimoğullarına geçsin diye hareketlendiler. Ve Şam, o zamanki Şam valisi olan efendim isyan etti halifeye karşı ve meşhur işte hakem olayına giden bir savaş oldu. Hazreti Ali tarafta, yani devletin o zamanki meşhur tarafı, isyan eden valisine karşı savaş yaptı. Şimdi valinin isyanı bir terör hareketi midir, değil midir? İsyan, eski tabirle
efendim bugünkü teröre eşdeğer midir, değil midir? Bu tartışma etimolojik bir tartışmadan ötürü ancak eylemin vasfına bakarsanız bal gibi de terör hareketidir. Çünkü neden? Mevcut iktidarı yıkıp, vatandaşı yıldırıp ele geçirmek meselesidir. Bu bugünkü terör tanımına uyuyor. Evet, adı isyan da olsa, kıyam da olsa bu yapıyı, bu özelliğini taşımaktadır. Şimdi buradan, bu cümleden şunu ortaya geçecek. Peki bu terör hadiseleri nasıl önlenir? Bunu tartışması hala sürer. Senelerdir belki de biz de takip ediyoruz. Ancak en çok isyana matuf olmuş Osmanlı nasıl çözmüş? Buradan bir tecrübe veya bir ders alabilir miyiz? Buna bir bakalım. Ancak Hazreti Ali'nin bu terör olayına karşı uzlaşma yapması bugüne kadar gelen bir çarpık yapıya vesile olduğunu söylemek mümkündür. O nedir o çarpık yapı? Mezheplerin doğmasına sebep oldu. Ali taraftarları ve diğer karşı taraftarları diye. İşte nitekim kendi oğlu da efendim yani Hazreti Hüseyin de Hasan da aynı teröre kurban gittiler. Böyle olunca bugüne kadar süren İslam mezhep ayrılığının temelleri Hazreti Ali'nin o isyanı bastıramamasında yattığını söylemek yanlış olmaz. Bunun, bu söylediğim tezin doğruluğunu Osmanlı'nın uygulaması gösterecektir. Eğer Hazreti Ali isyan eden valiyle savaş ediyor, önde gidiyor, tam savaşı kazanacağı sırada hakem olayına müracaat ediyor ve hileye kurban gidiyor. Ve kazandığı savaşı masada kaybediyor. Ve ondan sonra hem hayatından ödüyor, hem de kendi çocuklarının hayatından ödetiyor, hem de bugüne kadar gelen bir büyük ana fay hattının sebebi oluyor. Eğer Hazreti Ali orada kazandığı savaşı devam ettirip barış yolu yapalım, sulh yolu yapalım demeyip de isyancılara gereken cezayı verseydi belki de bugün İslam dünyası farklı bir durumda olacaktı. Bunu bilemeyiz ama bugünkü gelmenin sebebi isyan edenle teröristle masaya oturmanın getirdiği sonuçtur. Nitekim Osmanlı bu işten ders almış bilhassa ki Osmanlı tarihine baktığımız zaman genellikle Fatih'ten sonra işte duraklama devri dediğimiz, fetret devri dediğimiz zamanda bu terörün eksik olmadığı bir 50 yıl, 30 yıl, 100 yıl demeyeceğim yani o uzun olur bir şey yok. İşte Babai isyanları var mesela o zamanlar. Her ne kadar şey olmasa da bile işte yazıcılar hareketi var. Birçok silaha dönüşmese de bile fikri olaraktan da birçok işte Mesihi hareketler var. İşte bütün bunlara baktığınız zaman bunların hepsi de silahlı ve silahsız terör tanımına girecek olan hadiselerdir. Mesela Balkanları Osmanlı niye nasıl kaybetti? Terör meselesiyle kaybetmiştir. Bugün işte tarihte Bulgar komitecileri dediklerimiz hepsi de o günün anarşistleri, bugünün teröristleridir. Aynı şekilde Makedonya'dakiler. Hatta ne yazıktır ki o zaman bazı Osmanlı subayları da bunlara önderlik etmişlerdir. Ve bunların başarılı olmasına da bunların payı vardır. İşte Bulgaristan böyle bir terör hareketinden sonra Makedonya öyle. Hatta Arnavutluk da böyle. Zaten Mora isyanlarını biliyoruz Yunanistan'ın bağımsızlık hareketinin temelinde bu terör ve anarşinin olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Osmanlı terörist masaya oturmamış, oturduğu zaman da kaybetmiştir. Mutlaka mesela isyan edenlerle önce masaya oturuyormuş gibi götürmüş, daha sonra gereğini yapmıştır. İşte Kabakçı Mustafa hadisesi. Kabakçı Mustafa isyan etmiş, devleti ele geçirmiş. Daha sonra yeni gelen padişah bir efendim Mustafa Alemdar Mustafa Paşa vasıtasıyla
Kabakçı'nın kellesini almış ve isyanı bastırmıştır. Yani buradan anlıyoruz ki Osmanlı tecrübesi teröristle masaya oturulmaz. Ha isyanını bitirir, tövbe eder, cezasına katlanır, o başka bir şey. Ama onun şartlarını kabul etme yoluna gitmemiştir. Nitekim Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki isyanlara baktığınız zaman birçoğunu, ki merhum Mareşal Fevzi Çakmak'ın tabirinden söylerim, İngiliz parmağından olan isyanlar var. İşte bunlar Zilan Hadisesi, Palot isyanları, efendim, İstiklal Harbi zamanı içerisinde Topbaşı isyanı, Ramazanoğlu isyanları, yani aşiretlerin çeşitli vesilelerle Anzavur isyanı, yani sayabildiğin kadar say. Yani işte Menemen Hadisesi var, adam efendim Mehdi'yim diye çıkıyor, Türk askerini öldürüyor düzene karşı. Bunlar hepsi de son zamanlarda bildiğimiz, gördüğümüz terör örgütlerinin örnekleridir. Ancak silahsız terör meselesi çok gündeme gelmemekle beraber dikkat edilmesi gereken bir psikolojik operasyondur. Bu algı yaratmak, yeni efendim hedeflere ulaşmak için subliminal mesajlarla toplumu karıştırmak, umutsuzluk aşımak, devlete olan güvenini efendim bozmak, toplumla arasında ötekileştirme yapmak, fay hatları yaratmak, bunları ideolojik bir yapıya döndürmek, bütün bunlar da silahsız terör eylemleri olarak görmemiz lazım. Şimdi daha örnek vermek gerekiyorsa, yani çok örneği var yani. Mesela bugün tarikatların el altından devlet ve rejim düşmanlığı yaptığı söylentileri, dolaşılıyor ifadeleri de var bazı tarikatların veya da cemaatlerin. İşte Nur cemaatinin bir kolu olan FETÖ'nün suçüstü yakalanması bu örneklerin en basit, en şeyidir, önemli göstergelerinden bir tanesidir. Şimdi bu kadar bu terör örgütleri meydanda iken, bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Veyahut da nasıl hafifler, nasıl geçer? Biraz da meselenin o yönüne bakalım. Şimdi siyasi maksatla etnik ve mezhepsel yoğunluğun olduğu yerlerdeki çatışmaların çok olduğunu biliyoruz. Eğer buradaki bu çatışmalar demokratik bir şekilde yasaların düzenlemeleriyle çözümlenemiyor ise ve konuda da bir efendim silahlı duruma düşmüşse devletin, otoritenin yapacağı şey nedir? Birincisi psikolojik üstünlüğü ele geçirmesi lazım. İkincisi devamlı psikolojik harekata karşı koymada sürekliliği devam ettirmesi lazım. Üç, bu konuda yetersiz kalan yasalara veyahut da maddelerine tekrar düzenleyip daha caydırıcı bir hale getirmesi lazım. Yani yasal mevzuatı ona göre düzenlemesi lazım. Dördüncü tedbir, eğer dıştan kaynaklı uluslararası bir bağlantı var ise mutlaka bu ülkelerle gerek diplomatik gerekse hukuki yönden bu meselenin çözümüne doğru bir efendim politika, bir strateji uygulaması lazım. Yani bu nasıl uygulanır, nasıl yapılır? Artık o iktidarın, devletin kendi inisiyatifinde olan bir meseledir. Şimdi terörü önlemenin en önemli, en birinci meselesi psikolojik üstünlüğü ele geçirmektir. Eğer psikolojik üstünlük ele geçirilmez ise teröristlerin propagandaları toplum üzerinde etkinli olur. Bu da mesela yasaların caydırıcılığın yanında vatandaşın da toplumsal olaraktan efendim bir öz savunma yapabilecek, meseleyi sahiplenebileceği, yani bu social self control dedikleri bir sistem uygular bunu birçok devletler.
bu sisteme uygun olarak topluma bir yapısal dönüşüm yaptırmak lazım. Yani bu tür propagandalara karşı bir halkın bir tepkisi, reaksiyonu ve duyarlılığı olması lazım. Şimdi bu nasıl bir şey olduğunu örneklemek isterseniz, bakın bir örnek vereceğim. Bunu siz başka terör örgütlerinin propagandalarından bir mukayese ediniz. Şimdi bu geçenlerde kısa bir süre önce bir köftecide domuz eti bulunduğu rapor edildi, konuşuldu, edildi. Devletin tabii raporu var, denetimi var. Buna söylenecek bir konu değil. Hukuki süreci devam ediyor. Ancak psikolojik olarak vatandaş buna inanmadı ve o köfteci dükkanına daha fazla gidip adeta bir psikolojik mesaj verdi. Şimdi işte bu mesele terörde de söylediğimiz bir uygulama şeklidir. Nitekim bundan 4-5 sene önce İspanya'da bir terör hareketi olunca tahminen 3 veya 5 milyon mu tam hatırlamıyorum halk toplandı bir protesto etti. Bu teröristlerin propagandasının önünü kesti ve bunun rağbet görmeyeceğini mesajını verdi. İşte bu psikolojik üstünlüğü devletin yani mücadele ederken sahip gelmesi lazım. Mesela şu anda Türkiye'de ne olması lazım? USAŞ'ta bir eylem yapıldı. Evet. Bu şimdi bana arkadaşın sorduysa bu USAŞ'ın mesajı ne? Bunun mesajı çok açık. Cumhurbaşkanı Kazan'a gitmiş o BRICS toplantısı için. BRICS nedir? Amerika'ya karşı yapılan bir birlikteliktir. İşte Güney Afrika, Brezilya, Çin, Rusya. Kazan'da olan bu şeye karşı Türkiye'de katıldı gözlemci olarak. Siz de kalkıyorsunuz teröristleri Kazan'da terör yaptırıyorsun. Kim yaptırıyor? Yer seçimi, zamanı tesadüf olabilir mi? Bir mesaj veriyorlar burada. Yani biz size mesajımızı veriyoruz. Anlarsanız anlayın diye bir mesaj şeklindedir. Bu terörün yapanlar oradan bir sonuç alamayacağını biliyorlar. Ama arkasında yatan gerçek budur. İşte şimdi mesela benim söylediğim psikolojik üstünlüğe hareket edebilmek için gönül arzu ederdi ki eğer devlet bu işi üstünlük ele orada USAŞ'ta olması bile başka yerde gerçi benzeri biraz yapılmaya çalışıldı ama 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon insan topluluk bu teröre karşı bir reddiye vermeleri lazım. Fiziki bir reddiye vermeleri lazım. Söylemle bazı şeyler mesaj yerine ulaşmaz. Yani halkın sinmediğini, korkmadığını ve psikolojik üstünlüğü kaptırmadığını söylemesi lazım, belirtmesi lazım. İspanya'nın yaptığı gibi. Eğer bunlar yapılmaz ise bu sefer teröristin propagandası daha hakim olur topluma ki en büyük tehlike, en büyük sıkıntı budur. Yani bir mevzuattan uygulanması, psikolojik efendim üstünlüğün sağlanması, yasalarda gerekli cezai müeydeler ve caydırıcı yapının oluşması ve bürokrasinin bu konuda hiçbir şekilde ihmal gelmeyecek şekilde konuyla alakadar olmasıdır. Eğer bu yapı olmaz ise maalesef terör istediği hedeflere doğru ulaşma yönüne gidecektir. Bu bakımdan buna karşı koymada devletin, iktidarların ve hükümetlerin görevidir. Ancak bunu halkla beraber, milletle beraber yapması lazım. Halkla milletle yapamazsa bu o zaman terörün lehine gelişecektir. Bunu böyle bilmemizde fayda var. Şimdi gelelim bir başka konu. Gıda terörü dedikleri meseleye. Bu nasıl çözümlenir? Şimdi ben başka ülkelerdeki uygulamalar nasıl diye şöyle bir araştırma yapmıştım daha önceleri. Amerika'daki çok çarpıcı, çok enteresan geldi. Orada onların işte Food Drug Organization diye FDO diye bir yapıları var. Efendim, bunların müfettişleri var. Biz zannederiz ki böyle yüzlerce, binlerce tane müfettişi var. Topu topu 7 tane müfettişi varmış bu teşkilatın. Bunlar Amerika'nın çeşitli bölgelerine gidiyorlar.
ve o bölgelerden topladıkları numuneleri inceliyorlar. Eğer mevzuat dışı, yani kendi reçetesi dışındaki bir gıda üretimi rastladıkları zaman en şiddetli cezayı veriyorlar. Yani itiraz bile edemiyorlar. Yani para cezası, ticaretten men cezası. Yani cezalar o kadar caydırıcı ki, yani hiçbir üretici kolay kolay bir sapma yoluna gitmiyor. Bu çok önemli. Hani anlatmıştım ya, bizim Yeniçerilerin kaşar peyniri hikayesinde olduğu gibi, efendim nasıl ki adamı asmışlar. Herhalde o günden sonra peynirciler, peyniri imal edenler bunu yüzyıllardır unutmamıştık. Bak bugüne kadar biz de unutmamışız. E şimdi işte bu caydırıcılık o kadar şiddetli ki, kuvvetli ki teşebbüs dahi edemiyorlar. Teşebbüs dahi edemiyorlar şeyde. Onun için mesela Amerika'ya girecek olan gıda ithalatı ürünlerinde çok hassas ve çok teknik incelemelere tabi tutuyorlar. İşte standartlar getiriyorlar falan filan. Dolayısıyla biz de bunu bir terör olaraktan değil, bir yasal sapma olaraktan görüyorum. Yani yasalardan sapma şeklinde hile yapma, işte kandırma, tahriş etme, tahtiş etme. Bütün bunları gıdada yapılan bir bozulmaları, işte para kazanma maksadıyla hileye kaçmayı terör örgütü olarak görmüyorum ve görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer görürsek, dediğim gibi esas ana terörü hafifletmiş oluruz. Bunlar efendim halkın tabiriyle söyleyecek olursak dolandırıcı, hilebaz insanlar. Ancak Batı ülkelerinde bunlar çok ciddi bir şekilde takip ediliyor, müeyyide oluyor. Bizde neden olmuyor? Bizde neden olmuyor? Çünkü bizim ticaretimiz, gıda ticaretimizin %70'i, 80'i sokakta, kayıt dışı. E şimdi Türkiye'de pazar yerleri kuruluyor. Pazar yerlerinde işte meyve sebzede satılıyor, kuru hububatta satılıyor, beyaz eşyada satılıyor, tekstilde satılıyor, ayakkabıda satılıyor, satılıyor da satılıyor. E peki burada hiçbir tanesinde bir makbuz, fatura, fiş kesiliyor mu? Bir kontrol var mı? Yok. Hal kağıtlarından, o da doğruysa, ki bunları çok konuşmuştuk. Dolayısıyla bir kayıt dışı ekonominin eseri bunlar. E bu zaman kayıt dışı ekonominin hileli olup olmadığını nasıl tespit edeceksin? Mümkün değil. Ancak bakkaliye veyahut da işte diğer marketlerin raflarındaki ürünlerde tespit edebilirsin. Veyahut da işte gıda tüketim yerlerindeki lokantalarda vesairelerde numune almak suretiyle olabilir. Ama esas ana unsur kayıt dışının çok olması sebebiyle kontrolün yapılamadığını ve bu şekilde de halkın kandırıldığını söylememiz mümkündür. Bana göre bu terör değil, düpedüz dolandırıcılıktır. Yani bilerekten, kasten insanların hulus ve saffetinden, yani iyi niyetinden ve safından istifade ederekten menfaat temin etmek, para kazanmaktır. Bunlar da dolandırıcılıktır. Bunun terörle bir ilgisi yoktur. O nedenle bugün terör konusunu geçmişiyle beraber çözüm yollarıyla anlatmaya çalıştık. Bir dahaki programda tekrar buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler ve esenlikler dilerim.